Seni 2 günlüğüne Paris'te kaçırıyorum. Alara. Haklısın Alara. Uzaklaşmak iyi gelecek. Demir, ben sana yalan söyledim. Ben Vedat'ı daha önceden tanıyordum. O gün Merve uğradı ama dosyayı bırakıp gitti. Demir, çok ilginç bir kız. Yani ne yalan söyleyeyim, ben uzun zamandır bir kadınla böyle güzel muhabbet etmemiştim. Seni dinliyorum. Sana yalan söyledim. Hepsi bu. Bu kadar. Vedat'a da yalan söyledim. Vedat'a yalan söylemedim. Bir yanlış anlaşılma oldu. Sonra da düzelttim. Geç kaldın ama. Geç mi kaldım? Önce gidip Vedat'tan özür dilediğim için mi bu kadar kızgınsın bana? Gelip sana Vedat beni Merve sandı, bir yanlış anlaşılma oldu deseydim, senin için çözülecek miydi bütün olay? Anlamıyorsun. Düşündüğün kadar basit değil. Hareketlerinin sonuçları var senin. Sen etrafta yalan söyleyerek dolaştığında bir taşı oynatıyorsun. Sonra her şey domino taşları gibi yıkılmaya başlıyor. Öyle mi? Evet öyle. Sana yıkılan taşlardan bahsedeyim o zaman. Daha bu sabah içinde sadece ikimizin olduğu çok güzel bir dünya hayal etmeme sebep oldun. Evler, yeşillik, pudingler, sürprizler. 2 saat sonra, sadece 2 saat sonra Alara ile Paris'e gideceğin için ne kadar mutlu olduğundan bahsediyordun. Telefonda bu tatilin sana ne kadar iyi geleceğini söylüyordun. Konumuz Alara değil. Konumuz ne o zaman? Ben sana yalan söylemedim. Senin için yalan söyledim ama sana asla yalan söylemedim. Yüzüme bak Selin. Selin. Daha bitirmedik Selin.
geldin demiş. Söyle. Ne kaldı başka? Ne yapacaksın? Ben sana yalan söyledim, sen bana yalan söylemedin. Ne yapacaksın? Bir çekip vurmadığın kaldı. Ne yapacaksan yap, buradayım işte. Yap. Biz ne yapalım biliyor musun? Senin bavulunu hazırlayalım. Sen şimdi Paris'e sevgilinle gideceksin ya. Ya bu çok önemli bir olay. Buna gerekli emniyeti göstermemiz lazım değil mi? Bu olur mu? Olmaz. Bu olur mu? Olmaz. Bu olur mu? Olmaz. Peki bu? Aa, bayağı güzel. En şık, en tarz, en güzel olanları götürmen lazım. Bu romantik bir akşam yemeği için. Çok uygun. Bunu da al. Lazım olur. Bu arada şimdi bu mevsimde Paris çok soğuk olur. Sevgilim üşümesin diye sırtına bir şal alman gerekiyor. Aa, dur benim güzel bir şalım var. Bekle getiriyorum. Selin. Bak ulan. Bak. Bu nasıl? Sevdin mi? Bunu da koyalım bavuluna. Aa, bavulun nerede bu arada senin? Selin. Aa, bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunu koyalım. Aa, ama buna dikkat etmemiz lazım. Neticede güzel sevgilinin omuzlarına koyacaksın. Kırışmasın. Sonra birbirinize bakacaksınız. Sanki dünyada sadece ikimiz kalmışsınız gibi. Başka hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi. Evi unutacaksın. Ofisi unutacaksın. Kuralları unutacaksın. Sanki yarın yokmuş gibi sarılacaksın. Selin. Lütfen sakinleş artık. Bırak beni. Selin. Sakinleş artık. Niye? Ne oldu? Sevgilinle ilgili konuşmak istemiyor musun? Sen niye her sıkıştığında Alara kuzunu kullanıyorsun? Ha? Bu yaptığının ne anlama geldiğini biliyor musun? Onca yıl bir sürü mühendisle mimarla çalıştım ama siz bir başkasınız be. Nasıl başkayız ustam? Anlatsana biraz. Sizin süper güçleriniz var. Yapma ustam. Saniyeyle belirip kaybolan sensin. Sizin süper gücünüz arkadaşlarınız. Ya
Birbirinize destek oluyorsunuz. Bu sayede iş aksamıyor. İşi aksatanı pek sevmem. Alırsın da lan. Alırım. Ayda? Sen kafenin sorunlarını çözdün mü? Ne oldu? Vallahi gediği kapatmak zaman alacak ustam. Da Leyla ve Firuze Hanım var artık kafenin başında. Onlar idare ediyor sağ olsunlar. Selam. Ustam sen. Bir şey içmiyor musun? Böyle. Siz hoş geldiniz. Herkese selam Artemim. Hoş geldin Elara. Merhaba. Bir toplanın, bir şeyler söyleyeceğim size arkadaşlar. Öncelikle tekrar herkesin tek tek ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir proje oldu ve sayenizde çok huzurlu bir şekilde Paris'e gidebileceğiz Demir'le. Biraz da heyecanlı. Hemen geliyorum. İyi iş çıkardın. Eline sağlık senin. Tebrik edemedim canım. Şu tarafa gidelim mi? Tabii olur. Zeynep. Ben geçiyorum. Sen bana bir yardım etsene. Evet. Bir şey söylemeyecek misin? Nedir bu gizem? Ya şimdi şöyle, ben Paris'teki ikinci gecemiz için bir restoranı rezervasyon yaptırdım. Böyle acayip garip bir yer, 3 Nisan yıldızlı, şefi bayağı deli. Zaten rezervasyon yaptırmak istediğinde 6 aydan önce alamıyorsun. Ama ben bir şekilde hallettim tabii ki. Tabii ki. Baksana nasıl? Eğer sen istemezsen, sen istediğin başka bir yere de gidebilirsin. Yok, gayet güzel bir seçim olmuş. Bir sonraki geceyi de sen planla istersen. Bir sonraki gece? Ben şöyle düşündüm. Hazır Paris'e gitmişken niye öyle apar topar dönüyoruz ki? Birkaç gün daha kalalım. Ne dersin? Üzgünüm Alara. Bu mümkün değil. Döner dönmez babanın işlerine başlamamız gerekiyor. Tamam, ben konuşurum babamla. Lütfen böyle bir şey yapma. Hiç profesyonelce bir davranış olmaz bu. Zaten senin işlerine yoğunlaştık diye büyük bir nezaket gösterip geri çekildi. Böyle bir şeyin bahsi bile geçsin istemem. Sen tam bir işkoliksin. Tamam, bak o zaman şöyle yapalım. Bir Paris'e gidelim. Şöyle bir inelim, Café de Flore'da bir kahvemizi içelim. Şanzelize'de bir yürüyelim, sunumumuzu yapalım. İstanbul bahçelerinde ufak bir piknik. Belki fikrin değişir. Ne dersin? Sen bir seyahat acentesi mi açsan acaba? Tamam. Bahçe ve kafeler çok iyi fikir. Cazip. Ama babanın işlerini bekletemem. Bakacağız, göreceğiz. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz.
Yılan bu, yılan. Resmen istemiyor adam. Kibar kibar reddediyor, kız anlamazdan geliyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Demir Bey küçücük bir sebep olsun, yine iptal eder kesin. Demek ki küçücük bir sebebi bile yok gitmemek için. Ne diyor o cadı? Gidecekmiş Demir Bey'i de kenara zaten. Aman ya, ne diyecek? Tatil planı yapıyorlar. Oraya mı gitsek, bunu mu yesek? Yalnız adamı bir an bile yalnız bırakmadığının farkında mısınız? Sürekli bir yakın mı arkadaş? Ya niye şaşırıyorsun ki kızım? Yani beraberler sonuçta. Demir Bey öyle durmuyor bence. Yani Ali Aray'a karşı özel bir ilgisi yok. Aman boş verin kızlar ya. Kutlama yapıyoruz, bunu mu konuşacağız şimdi? Doğru. Bize ne ya? Şeytan görsün yüzünü. Evet hayatım, görsün. Kızlar. O son lafı demeydin iyiydi. Selam. Ya size bir şey soracağım. Şimdi biz Paris'e gidiyoruz ya. Ben birkaç tane elbise aldım. Hangisini götürsem diye soracaktım size. Şimdi ilki bu. Böyle uzun bir şey. Diğeri de şöyle beyaz bir elbise. Hangisi sizce? Yani hangisini Demir Bey daha çok beğenir? Çok güzeller. Bence ikisini de alın yanınıza. Yok ya, öyle her şeyi alıp koskoca valizle Demir Bey'i korkutmak istemem. Yok canım, Demir Bey taşır sizin valiziniz, merak etmeyin. Ay ben hiç öyle kızlardan değilim biliyor musun? Yok çantamı taşısın, sandalyemi çeksin, arabamın kapısını açsın. Ben böyle rahat bir tipim. Yani o yüzden iyi anlaşıyoruz galiba Demir'le. Hem bu seyahatte biraz daha hafif olmak istiyorum. Tabii seyahat kısa olduğu için hafif gitmek gerek. Hiç öyle düşünme. İnsan yurt dışına gidince bir başka düşünüyor, başka hissediyor. Benim mesela arkadaş olarak bu sonra evlenen dostlarım var. Ya ne güzel. Hadi bir şey söylemediniz. Hangisi? Bu mu bu mu? Karar verin. Selin sen bir şey söyle. Sen daha iyi tanıyorsun Demir Bey'i. Bir bakalım. Bu elbise tam bir yaz elbisesi. Kesimi harika. Ayrıca şunun rengine de bayıldım. Tabi buradan tasarım olduğunu görebiliyorum. Ayda haklı. İkisi de çok güzel. Ama esas nokta Demir Bey'in hangisini beğeneceği değil mi? Evet. Önemli bir modacının çok 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 sevdiğim bir lafı vardır. Bir elbisede en önemli şey içindeki kadındır diye. Yani bu kadar çabalamak. Hangisini giysen olur bence. Kızlar, benim bir aşağı inmem lazım. Canım benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.